Sultanım. Nigar. Nereye kayboldun sen? İşlerim vardı. Şifahaneden geliyorum. Sakın öyle deme. Allah'a çok şükür kurtuldu. Günler kendine geldi. Hemen gidip görelim. Katili görmüş mü? Vallahi ben bir şey duymadım. Esma. Çocuklara bak. Yürü Nigar, hemen gidelim. Gülnihar. Ben sana hep dua ettim. Şükür kabul etti Allah. Nasıl oldun Gülşah? Daha iyiyim sultanım. Sultanım, senin cariye pek üzgün. Malum, yine beceremedin. Sen ne demek istiyorsun? İftira atıyorsun, yalan söylüyorsun. Yeter artık. Masum olana nasıl böyle dersin? Senin hiç mi vicdanın yok? Kötülük yapmaktan vazgeçmeyecek misin hiç? Sultanım. Sakin olun, bağırmayın. Size yakışmıyor. Burada hastalar var. Şimdi de melek mi oldun? Sen ne zamandan beri hasta düşünür oldun? Kötüsün. Zalimsin. Bunu da herkes biliyor. Sümbüla, Nigar Kalfa. Hürrem Sultan, çabuk götürün buradan. Seyretmeyin. Lütfen sultanım. Susun. Sultanım, hadi gidelim. Hadi. Mehmet. Oğlum. Aç ağzını. Gel. Nigar nerede? Neden benimle ilgilenmiyor? Gülnihar da yok. Hünkar kalfası oldu ya, ondandır. Hünkar kalfası? Ne demek o? Yani kalfaların başı oldu. Dahiye Hatun'la Sümbül Ağa'dan sonra onun lafı geçer artık haremde. Hadi Mihrimah. Kim yaptı bunu? Valide Sultanımızın emriyle olur ancak. Garip. Çok garip. Git Nigar'ı getir bana. Sultanım, beni çağırmışsın. Seni mühim vazifenden alıkoydum. Sultanım, bana kızdın mı yoksa? Seni hünkâr kalfası yapmışlar. Doğru. Neden söylemedin? Hadiselerden dolayı unuttum demeyi. Peki ne yaptın da yükseldin birden?
ihtiyaç hasıl olmuş. Malum, her gün bir hadise çıkıyor. Haremin düzeni için Valide Sultanımız böyle uygun görmüş. İyi. Desene, benim elim kolum daha da uzadı.